Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün, bugüne kadar hiç konuşmadığımız, aslında bu hastalığın temel taşı olan ve sürekli hasır altı yaptığımız bir konudan bahsetmek istiyorum. Lipödemli kadının psikolojisi. Burada bahsedeceğim konular ve vereceğim örnekler tamamen kendi tecrübelerimden öncelikle yola çıkarak. Yani hiç kimseyi hedef alan yahut da sizi işte kendinizi kötü hissetmenizi sağlayacak şeyler değil. Tamamen kendi duygu durumumdan, kendi hayata bakış açımdan bahsedeceğim. Ondan sonra daha değişik yerlere bağlayacağız bu konuyu. Şimdi genel olarak lipödemli kadınlar işte bugüne kadar hep spor yapmışlardır, diyet yapmışlardır, ameliyat olmuşlardır, işte... E bir sürü işte masajlar denemediğiniz şey kalmadı biliyorum. Ve ömrümüz hep böyle bir diyet psikolojisiyle işte bir diyete başlama, pazartesi başlayıp salı bırakma gibi yahut da işte bu tozlardan medet umma gibi bir sürü denemelerle geçti. Ve her başarısızlığa uğradığımızda, her hayal kırıklığı yaşadığımızda bunun tek bir kurbanı oldu bizim özgüvenimiz ve kendimizde barışık olmama durumu. Yani e bir isyan durumu da oluyor. İşte diyorsun ki ya o kadar uğraşıyorum, o kadar yemiyorum, o kadar spor yapıyorum. Niye benim bacaklarım böyle? Ve etrafında bakıyorsun işte kadın patates kızartmasını da yiyor, dondurmasını da yiyor ama bacakları kalem gibi. İşte burada, bu noktada aydınlanma yaşayasıya kadar, yani bu hastalıktan haberdar olasıya kadar bacaklarınızın görüntüsünde sizin hiçbir suçunuz yok. Çünkü genetik bir rahatsızlık olduğu için diğer insanların e, tolere ettikleri besinleri bizim vücudumuz tolere etmiyor. Ama biz hani o kadar artık bir kaosun içinde boğulmuşuz ki gerçeği görmekten e, göremiyoruz yani gerçeği göremiyoruz. Bizim için aslında neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemiyoruz ve sürekli bir kendimizle çatışma, kendimizle bir kavga etme durumumuz oluyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Bunun sonucunda aşağılık kompleksi oluyor arkadaşlar. Evet. Özgüven kaybı oluyor. Aşağılık kompleksi oluyor. Ve kendinizi sadece iki bacakta ibaret görmeye başlıyorsunuz. Bir ortama girdiğinizde hep saklamaya, gizlemeye çalıştığınız bir basenler, bir bacaklar, diz kenarlarındaki yumrular. işte vücudunu olan ama kolları olmayan kıyafetler. İşte artık insanın canı alışverişte yapmak istemiyor. Ne oluyor bu? Bir kısır döngü içine giriyor. Çünkü artık kendinizi güzel ve çekici görmüyorsunuz. Bu tamamen sizin e, kendinizi nasıl dışarıya lanse ettiğinizle de alakalı oluyor. Çünkü ben kendimden de biliyorum. Döner, dolaşır o laf o şeyler benim bacaklarıma gelir. Peki diyorum niye? Dünyadaki şişme, en şişman kadın ben değilim ki. Niye benim sürekli bacaklarım konuşuluyor ya da mevzu konusu oluyor? Çünkü bunu ben çekiyorum hayatıma. İster istemez dışarıya vermiş olduğunuz enerji konuyu dönüyor, dolaştırıyor, sizin bacaklarınıza getiriyor. Çünkü bir aşağılık kompleksimiz var, bir yaramız var ve bu yarayı dışarıdaki atmacalar, akbabalar hemen görüyorlar. Ve oradan ça 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 seni vurup zaten olmayan özgüvenini iyice yerle bir ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? O nedenle e, şimdi ne oldu? Tamam biz bu hastalığı öğrendik. Böyle bir hastalık var. Ee, ve bu hastalıkla mücadele etmemiz için bir tane kadın var. Adı Funda. Kadın car 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 başından beri beynimizin etini yedi. Beslenme beslenme diye. Peki neden? Nedenin zaten diğer videolarda çok anlattım. Ama ruhuna ve bedenine iyi gelecek şekilde beslen diyorum artık. Yani vücudunun yanına bir de ruhunu ekliyorum. Niye? Çünkü bizim yeme bozukluklarımızın bir çoğu da stres kaynaklı. Eee psikolojik olduğu için, duygusal duygu durumu bozukluğu olduğu için, duygusal yemelerimiz olduğu için bunu da yavaş yavaş anlatacağım. Peki nasıl kendimi koruyabilirim? Bizim en büyük düşmanımız stres. Ama bizim kadınlar maşallah hepsi fedakar. İşte bütün işleri onlar yapsın, onlar kotarsın. Onlarsa sanki hiçbir iş olmaz. Ve kendisini başkaları için feda edebilecek yapıya sahip aşırı derecede fedakar kadınlar. Bunu görüyorum. Ve birçoğu da kendinden vazgeçmiş. Yani ben de öyleyim. Ve bazen gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü hayatımızda bir şekilde kendiliğimizi öncelik almak zorundayız. Bakın etrafınızdaki sorumsuz bir eş, patavatsız bir komşu, dangalak bir arkadaş, egosunun esiri olmuş bir tanıdık. problem sürekli problem çıkaran haşara bir çocuk. Bunların hepsi sizin kontrolünüzün dışında hayatınızdaki stres faktörleri. Eğer hayatımızdaki stres faktörlerini minimize etmezsek, sıfıra indirmezsek yapacağımız beslenme zaten uzun soluklu olmaz. Çünkü e, ee, insanlar kendilerini güvensiz hissettikleri anda e, daha bir güvenli olabilmek için yemeğe başvuruyorlar. Bakın kendimden örnek vereyim. Son iki aydır Almanya'da biz çok kötü günler geçiriyoruz. Yani her hafta işte günlük haftalık şeylere göre kanun değişiyor, kural değişiyor ama biz çalışanlar için hiçbir şey değişmiyor. Tek yaptıkları şey kreşleri kapatmak, bakıcıların gününü azaltmak. Ne oluyor? Çocuk pazartesi, cuma günü evde. Funda Hanım üç güne sıkıştırmak zorunda kalıyor mecbur. Toplantılarını ve ne oluyor? Kalan iki günde de akşamları iş yapmak zorunda kalıyorum. Hani ayarlamam gereken, hazırlamam gereken şeyler varsa. Bu dışarıdan gelen bir stres. Ve bunu fark, fark ettim ki ertesi gün işte böyle öyle bir gergin oluyorum ki ertesi gün kalkamayacağım diye endişe ol, endişe ediyorum ve gecenin bir yarısı kalkıp tatlı krizi. Ne demek ya? Bunun kesinlikle psikolojik em, psikolojik bir etkisi var. Yani bir mahrumiyet duygusu var, bir kendine özgüven eksikliği var, bir aşağılık kompleksi var. Sende var mı? Ben dışarıdan baktığınızda son derece özgüvenli bir insan olarak görünüyorum. Ama bende de vardı arkadaşlar. Yani benim de içim e, cayır cayır yanıyordu işte bu bacaklar niye böyle ve ben hala daha kendimi o psikolojiden kurtaramadım. Yani ben hala daha kendimi şişman ve bacaklarımın şeklini bozuk zannediyorum. Yani beyin o şekilde algılıyor. Bu beynimizin de ruhumuzun da e, biraz zamana ihtiyacı var. O nedenle bu hastalıkla tanıştınız. Tamam biliyorsunuz ilk yapmanız gereken şey size stres yaratan faktörleri azaltmaya çalışmak. Yani bununla baş edebilir miyim? Görmezlikten gelebilir miyim? Yoksa kendimi yer miyim? Bakın o kadar iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Mesela geçen gün işte bana bir tanesi mesaj atmış. Ya yani o kadar sorular sordu. İşte o kadar cevapladım her yani bıkmadan usanmadan. Ben de insanım. Benim de hani bir tahammülümün bir sınır şeyi var. En sonunda işte ben ona ee, sen zaten yediğin zeytinden şişmanlamadın ya. Bunu takma kafana yazdım. Aman Allah'ım ne kadın düşmanlığım kaldı. <laughs> zaten senin bacakların da sarpmış. Bilmem ne. Bakın, bir başkasını küçümseyerek, bir başkasını mutsuz ederek mutlu olamazsınız. Başkasının gözyaşlarının üzerine mutluluk şey yapamazsınız ve ben gerçekten çok gücüme gitti. Ondan önce de bir kıza acımıştım gene. Hadi Kişisel danışmanlık yaptım. Üç gün tek 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 ilgilendim. Üçüncü günün sonunda 400 gram aldı diye bana yapmadığını bırakmadı. Şimdi ben de bundan sonra böyle bir karar aldım. Arkadaşlar, hani bu da benim için bir stres faktörü. Bakın ben de hani o yüzden bir süredir. Ben de eme bozuklukları yaşıyorum. O nedenle lipödemli kadının kadın hassastır. Lipödemli kadının yaraları çok bellidir ama lütfen belli etmeyin. Siz birinin yanına gittiğinizde o bacaklarınızı göstermeseniz, o aşağılık kompleksinizi dışarıya vurmasanız kimsenin umurunda değil senin bacaklarının şişman olması. Eğer normal ve hani sağlıklı bir psikoloji, ruh haline sahipse. Eğer bilin ki bir insan size negatif bir yorum yapıyorsa, yani bir kadın bir kadına hakaret edebiliyorsa demek ki o kadının çok büyük kendi içinde çözemediği mutsuzlukları var. O yüzden bırakın. Ben de hani söylüyorum, inanın. Bana gelen mesajlar %99 iyidir. Hani ama tabii nankör çok, bencil çok. Ve unutmayın ki hani bu hastalıkta eden kendine eder. En büyük ve en güzel bu hastalıkla mücadele etmenin yolu Sizinle aynı acıları çeken insanlarla irtibat halinde olmanızdır. Özellikle empati yeteneği yüksek olanlarla. Mesela Bizim bir Facebook grubumuz var. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Bizim bir Telegram grubumuz var. Kadınlar birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Kimse kimseyi eleştirmez. Kimse kimsenin acısını tatlı. Hatta biz artık bacaklarımızla içinde bulunduğumuz durumla dalga geçmesini bile öğrendik. Bakın bu manevi destek çok önemli. O nedenle sizin kendinizi yani iyi hissettirebilecek böyle oyun arkadaşları bulun. Oyun arkadaşı diyorum. Yani bu ben olmak zorunda değilim çünkü inanın o kadar güzel bir yere geldik ki şu an bizim Whatsapp grubunda ya da Facebook grubunda en az bir 400-500 tane kadın çıkar ki bu hastalığı size çok güzel anlatabilecek. Çok güzel kilolar veren kadınlar var. Ben belki size yol arkadaşı olmayabilirim çünkü benim zamanım yok. O yüzden hani e, gruplardan işte kendinize yakın hissettiğiniz kadınlara yazın. Onlarla ne bileyim e, Whatsapp üzerinden görüşmeye çalışın. E, kafanıza takılan şeyleri gerek bana gerek onlara da sorun. E, ve bu hastalıktan birlikte hep beraber çok güçlü bir şekilde kurtulacağız. E, bu işin psikolojik boyutu çok çok önemli. Yani e, mutlaka bakın e, insanlar çok acımasız. Anlatabiliyor muyum? Yani sizi en en e, zayıf noktanızdan, en zayıf en şey halinizi vurmaktan zevk alan insanlar var. Bunlar eden kendine eder şeklinde düşünüp. Herkes doğru bildiği yolda bence ilerlemeye devam etsin. Bırakın manipülasyonlarmış, işte sizi, sizi üzeceklermiş, bilmem neymiş yok. Ahmet Karacalar Hoca kitabında vagus sinirinden bahsetmiş ya 9. ya onuncu. Bol kahkaha atan kadınların vagus sinirinin hani şey olduğunu, iyi olduğunu ve lipödem hastalığını bir şekilde bastırabildiğinden falan bahsetmiş. Boş verin biz bol bol kahkaha atalım. Çünkü bu hastalığın en şeyi yani en iyi ilacı yüksek moral. E, düştüğünüz yerde, motivasyonunuzun e, tükendiği yerde lütfen yardım alın. Gerek benden gerek güvendiğiniz diğer lipödemli arkadaşlardan. Sakın utanmayın. Kaçamak yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım, spor yapamıyorum diye utanmayın. Yaptıklarınız için lütfen kendinizi ödüllendirmeye ve mükafatlandırmaya çalışın. Bu işte en önemli şey sağlam bir ruh hali. İki düzenli uyku. Bunları yapmaya başlayın. Eminim bu videoyu seyrettikten sonra biraz derdinize derman olabilmişimdir. Ama psikolojik yönden yaşadığınız bir takım sıkıntılar varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Seve seve cevap vereceğim. Öpüyorum hepinizi.